Bunlar da geçecek. Hepsi geçecek. Yüzbaşı Oğuz. Bağlı olun. Buyurun Sayın Savcım. Evet efendim. Tabii anladım. Ben olayı soruşturuyorum zaten. Şikayet üzerine. Anladım efendim. Peki, iyi geceler. Sohbeten gülü ah. En baştan tavrımı göstereceydim sağ. Almayacaydım içeri. İlk geldiğin gün kapının önüne koyacaydım seni. Dinlemeyeceydim anamı. Dilsiz Emine bile dillendi senin yüzünden. Bir haber var mı? Babasının evinde. Birkaç gün orada kalacaklar. Aslında içim hiç rahat değil. Babası da eve istememiş garipleri. Allah'tan Lütfiye Hanım var da o bir hal çaresine bakar. Ben onları orada bırakamam. Hele ortalık bir durulsun, birkaç güne kadar gider alırız onları. Doğru diyorsun. O kadın nerelerde? Vallahi delirmiş gibi oradan oraya vuruyor kendini. Ben de bir şey demeyeyim. Hoş geldiniz kızlar. Hiç de hoş gelmedik. Ada. Vallahi bizim buralarda bu saatte gelene hoş geldin denmez zaten pek. Hele bir de üzerine böyle terbiyesizlik olacak iş değil. Vay vay vay. Gece yarısı benden sonra eve gelen de varmış. Siz nerede efkar dağıtmaktaydınız Ebru Hanım? Çocuklarımın yanında düzgün konuş. Sen gece yarısı bu saatte yanında çocuklarını sürüklemeye utanmayayım da. Ben mi lafımı sözümü esirgeyeceğim ha? İyi akşamlar. Kendal Bey. Hayırdır komutan? Ne oluyor? Kendal Bey, sizi gözaltına almak zorundayım. O niyeymiş? Gözaltına almanız için savcılık emri var. Savcılık mı? Evet. Ebru Şanverdi'nin evini kundaklamaktan dolayı hakkınıza suç duyurusu var. Oğuz oğlum, kim böyle bir iftira atmış olabilir benim oğluma? Yanlışlık olmalı komutan. Yanlışlık falan yok. Ben şikayet ettim.